Merhaba sevgili seyirciler. Saat 16 Haber Kritik Saati. Gazeteci bir dostumuz, konuğumuz Sedat Bozkurt bizimle beraber. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Semra Topçu'yla seni sıkıştıralım diye düşündüm. Ne güzel. Tatlı tatlı konuşuruz canım gündemi. Hadi bakalım söyle, patlıcanın fiyatı kaça? Şimdi diyeceksin ki nerede? Şimdi konjonktür olarak değişiyor. Bulunduğumuz kanala göre de değişiyor. Değişiyor. Fiyatı yukarıdan söylersen muhalif oluyorsun. Tanzim satış mağazasındaki fiyatı söylersen şey oluyorsun, iktidar yanlısı oluyorsun. Manavda başka. Yani tarifi artık sebze meyve üzerinden yapmaya başladı. Aynı patlıcan bir yerde 4 lira, bir yerde 12 liraysa demek ki burada bir sıkıntılı durum var demektir. Yani bir taraf 4 liraya satıyor, bir taraf 12 liraya satıyor. 4 liraya satan para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Onu da bir tartışmak lazım tabii ki. Yani aslında, ayrıca da 4 lira ucuz mu? O da, onu da tartışmak lazım. Yani benim kriterim aslında patlıcandan, biberden, salatalıktan daha öte ıspanak. Yani kışın o kadar çok ıspanak ortaya çıkardı ki insanlar ucuz diye hayvanlarına yedirirlerdi. yani 10 liraya ıspanağı gördük ve şimdi inmiş hali dediğin gibi 4 lira yani ıspanak bu. Yani bir kış sebzesinden söz ediyoruz. Hani patlıcan için dersiniz ki serada doğalgaz yapıyoruz, mevsimine elektrik göre yazıyoruz. Mevsimine göre yiyin canım. Yani dersiniz dedi yani. Bakan zaten. Yetiştirilmesi birazcık sıkıntılıdır, şudur budur falan ama ıspanak da bu tablo ortaya çıktıysa yani ortada normal olmayan, yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Yani bu ülke böyle. Şimdi bu Özal'dan itibaren aslında makarayı başa sarmak lazım. Daha doğrusu sağ siyasetin biraz bu planlı gelişmeye, planlı ekonomiye itirazlarından kaynaklanıyor bu. Bir planınız varsa, yani ben şunu biliyorum örneğin, çiftçilerin bir kısmı, büyük bir kısmı hatta, bu sene domates para etmediği zaman ertesi sene tarlalarına domates değil, bir önceki senene en çok para ettiyse onu ekerler, o senede çok olduğu için o para etmez. Yani domates ekiyorlar, satamıyorlar örneğin, bir sene sonra salatalık ekiyorlar, salatalık da plansız çünkü. Ya plansız yaptığınız zaman tablo bu, o karşınıza bu çıkar. Bizim ülkemizin de en temeli bu. Yani soğan meselesinde de bunu yaşadık, patateste de bunu yaşadık. Şimdi de zerzevatta bunu yaşıyoruz yani. Bu arada bilgi olsun, İran'dan soğan gelmeye başladı fiyatları düşürelim diye. İthalata dayalı o zaten da çabuk, her şey. O da çabuk çürüyormuş. Van'da satılmaya başlandı. İşte yerli soğan 5 liradan, İran soğanı 4 liradan satılıyormuş. Yani bir fiyat düşüklüğüne de yol açmadı. Ya fiyat düşer. Hani piyasa kurallarına göre mal çok olunca ucuzlar yani o anlamda. Ya piyasa kuralları da bize ilginç işliyor zaten. Yani şimdi belediyenin tanzim satışta sattığı ürünlerin belediye maliyetini biz bilmiyoruz. Tamam o patlıcan 4 liraya indirdi ama gerçekten belediye maliyeti bunun 7 liraysa marketçinin 10 liraya 11 liraya satması çok normal. Ayrıca bunları bilmiyoruz yani. Marketçi, belediye gibi o zararı karşılayacak gücü doğru olmadığı için batacak demektir. Hayır, bu satamayacak demektir bunu onu işte aslında. Ben de internette gördüm bir tane pazarcı, haldeki bir esnaf çok güzel anlatıyor. Ya diyor belediye bunu alacak işte zararına satacaksa diyor aradaki zararı benim vergimle karşılayacak. Ben bu dükkanı kapattığım zaman kimden vergi alacak? O zararı nasıl karşılayacak? Tabii canım kısır döngü. Kısır döngü yani o zaman şey. Şu gerçek oluyor burada. Seçime kadar işi idare etme çabası sergileniyor. Tam bu yani noktada mesele, bir bilgi vereyim. Mesele sadece bu. Yani seçime kadar bir idare edelim pozisyonu bu. Semra, tam bu noktada bilgi vereyim. Tarım Kredi Kooperatifleri Başkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki bu 2,5 aylık bir süre diyor. Yani verilen haberlerde hep o tarafı saklanmış, işte piyasada ürün bol hale gelecek. Dolayısıyla tanzim satış mağazalarındaki bu fiyat denetimi piyasayı da aşağıya çekecek filan gibi değerlendirmeleri öne çıkmış. Ama söylediği en önemli başlıklardan bir tanesi o. 2,5 ay diye tarih veriyor. Şimdi şurada 1,5 ay filan kaldı. Demek ki seçimlerden hemen sonra. Şimdi ama ya da seçimlere endeksli bir tanzim olarak da düşünülebilir. Şimdi şunu 16 yıllık AK Parti iktidarı bize şunu gösterdi. Hiçbir şey boşuna değil. Her şeyin bir stratejik olarak karşılığı var. Her hamlenin muhtemelen bir planın parçası olduğunu düşünmek lazım. Şimdi bir sonraki enflasyon ölçümlerinde marketteki patlıcanın fiyatı mı esas alınacak? Tanzim satıştaki market fiyatı mı? Bir de tabii tanzim satışa çıktığınız zaman otomatikman marketteki adam alıp koymuş oraya. Çürümemesi için, en azından maliyetini karşılaması için maliyetine ya da maliyetten biraz daha az fiyata satacak onu. Otomatikman baktığınız zaman geçen ay en yüksek çıkan enflasyon, mutfak enflasyonu şimdi bir ay sonra düşecek. Düşmesinin şeyi bu, yöntemi bu. Bunun yanına şimdi diyor işte deterjan, temizlik ürünlerinde aynısını yapacağız diyor. Ondan sonra süt ürünlerine gelecek. En yüksek kalem çünkü yükselme orada. Bu üçünü siz bir şekilde
böyle sünni yapay bir şekilde indirdiğiniz zaman enflasyonun oranlarında otomatikman indirmiş oluyorsunuz yani. Hı. Ama sünni sonuçta sünni, yani, tabii, sünni. Yani yapay. Pansuman şimdi, tedbir bunlar Necmettin Erbakan'ın dediği terminolojisiyle. Pansuman tedbir pansuman ama tedbir. İşte seçime kadar seçime idare eder. Şimdi seçim üzerinde biraz duralım diyeceğim de söyleyecek birkaç lafım var. Burada bir sadece nükteye bağlayalım istiyorum şimdi. İki gündür konuşuyoruz o mağazaların önündeki kuyruklar işte ve kuyrukların 70'leri hatırlatmasının yanı sıra karne gibi adeta sınırlı satılması. Bütün bunlar tabii nükteli bir şekilde Zeitung haberi de oldu. İki tane haber yakaladım, onları bir görelim. Hükümet 1940'lardaki CHP döneminin zorluklarını daha yakından deneyimlemek isteyen vatandaşları sebze kuyruklarına bekliyor. Bu bir Zeitung haberi. Ama fotoğraf gerçek. Evet. Bir başkası, Tanzim satışların ilk gününde oluşan uzun kuyruklar hükümeti harekete geçirdi. Sebze almadan önce mülakat sistemi geliyor. Şimdi bunlar işi nükteye vurmuş tabii, iki haber. Bir de Sedat, acaba şöyle bir düşünmek lazım. Bu kadar böyle hani kuyruk manzaraları oluşacağını bilseydi AKP yapar mıydı bu uygulamayı? Sanki bu siyaseten doğru bir karar değilmiş gibi görünüyor. Yani uzayan kuyruklar, elbette milletin dinle dolanan kuyruk hikayeleri. Ben bunların hiçbirinin bir tesadüf olduğu kanısında değilim. Yani gerçekten karşımızda müthiş örgütlü bir yapı var. Tabanın da seçmen kitlesini de örgütlemiş vaziyette. Şimdi sonuçta iktidarın bir tezi vardı. İşte aracılar var. Aracılar nedeniyle bunları siz pahalıya getiriyorsunuz. Bir şekilde ucuza getirip insanların önüne bunu koydu. Bir baktık işte marketlerdeki, pazarlardaki fiyatlar da düştü. Ha tamam, bu iktidarın istediği bir zemindi. Bu zemin üstünde politik olarak istediği kadar zıplayacak. Bu kuyruklar onun bunun politik etkisini azaltır mı? Ben çok azaltacak kanısında değilim. Çünkü yani medya gücünü kullanarak bir illüzyona tabi tuttuğu seçmen kitlesini hala muhafaza ediyor. Ve kendi dilini kullanarak o muhafazakar kitlesini o kuyrukların nedenini de anlatır rahat bir şekilde. Ama burada ben yine de görüntü yaratma çabasını anlamakla beraber problemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Ekonomik problemli çünkü bir alan. Çünkü mesela bu Kadir Has'ın geçen hafta yayınlanan verilerine bir bakalım. İkinci tabloyu alalım mı? Türkiye'nin en önemli sorunu diye işsizlik, hayat pahalılığı, FETÖ ve terörü araya almakla beraber Türk lirasının değer kaybetmesi, mülteciler, hak ve özgürlükler sıralamasını görüyoruz. Bu Kadir Has'ın iki tablosu var arkadaşlar. Onlardan ikincisini alıyoruz ekrana. Diğeri de zaten yani, iller bazında. Ekonomi öncelikli CTRS sıralarda. Diye görecek, Ceren gösterecekti ama şu anda Kutay mı var? Şimdi işsizlik ve hayat pahalılığıyla ve başka araştırmalarda da görüyoruz. Bence eli biraz dar bu sefer. Bu seçimde diğer seçimlere nazaran eli biraz dar. O yüzden de işi milliyetçiliğe zaten dayandırdığı için mermiyle başladı. Şimdi mermi sözleri İdlib'de, Cerablus'ta Mehmet'in tanklarıyla, toplarıyla teröristleri yok etti. Mermi kaç para biliyor musun lafı? Direkt o zaten hani işi milliyetçilikle beraber soslamak anlamına geliyor bana biliyorum, göre. Biliyorum. 2.22 bir mermi. 2.22. Bir kilo soğan 5 lira olduğuna göre işte 2 mermi 1 kilo soğan oluyor. Ya burada ekonomi tabii ki her şeyin başı ekonomi. Belirleyici ekonomi zaten. Yani ben söylüyorum zaten hep Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi ekonomi. Bunun üzerine muhalefet bir şey inşa edemiyor. Ona bakmak lazım. Yani biraz önce konuştuk yani 8 liraya, 10 liraya, 12 liraya patlıcanınız para kalıyorsanız siz anlatacak öykünüz de yoksa işte ondan sonra merminin fiyatlarını, işte Türkiye'nin terörle mücadele öykülerini anlatmaya başlarsınız. Başka bir şeyiniz de kalmaz zaten. Ama burada gene ben hani eskisi gibi 40'larda 50'lerde falan bir iktidar partisi görmediğim için yani oradaki doğal düşüş gidiyor ama sonuçta 16-17 yıldır toplumsal yapının kılcar damarlarına, devletin kılcar damarlarına girmiş bir iktidardan söz ediyoruz. Bunun kolay kolay birkaç demokratik aygıtla, seçimle bir anda yok olmasını beklemek hayalciliktir. Yani tabii ki bir iniş var AK Parti'de ve ekonomi de bunun en temel nedeni. Çünkü yani hani işsizlik ön plana koymuşlar ama yani işsizliğin önünde bence ekonominin gelmesi lazım. Çünkü insanlar hani insanlara televizyon ekranlarında bir hayal, bir şey anlatıyorlar, öykü anlatıyorlar ama sokağa çıktığınız zaman hayat gerçekleşiyor. İşte pazara gittiğiniz zaman, markete gittiğiniz zaman cebinizdeki para kadar bir hayal gücünüz oluyor orada. Bunun karşısında hiçbir işte Demirel'in
bir sözü var. Tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur diye tam o noktadayız. Yani o yüzden bu ekonomik verilerin tamamı doğru ama bir şekilde elindeki medya gücüyle ve devlet aygıtını da değerleri de hoyratça kullanan bir siyasal iktidar var karşımızda. Bunu da unutmayalım. Ama kendi kitlesine konsolide ediyor ve bunu kendisinin kabahati olmadığını diyerek bir yerlere bağlayabiliyor rahat bir şekilde. Tabii canım. Depocuları, depocuları işte efendim, esnafları, pazarcıları. Hatta tabii, ürünün kendisini bile terörist işte ilan ederek. Burada da yani o kuyruklara rağmen ben işte bakın ben devreye girdim. İşte patlıcanın, biberin, şeyin, salatalığın ücretleri, fiyatları düştü diyebilir. Bunda diyebileceği bir malzeme de var elinde. Ama yani Ankara ve İstanbul'da 80 noktada yapılan indirimli satışlarla yani... Mümkün değil tabii. 6 milyonluk bir kentten söz ediyoruz. Hayır bir de Türkiye genelinde ürün fiyatının düşmesi hangi ekonomik gerekçeyle açıklanabilir ki? Yani gerçi bugün Erdoğan yarı yarıya düşürdük fiyatları bak gördünüz mü falan dedi ama... Yani nasıl düşer ki? Şimdi 80 noktada tanzim satışla toplam ben size söyleyeyim 298 ton satılmış İstanbul genelinde. İşte İstanbul'da belediye günlük maliyeti 200 bin lira. Çok büyük para. Kaç gün dayanabilirsiniz buna? Yani 2,5 ay falan dediler ama dayanamazsınız. Yani bir de hani sorunu daha da kartopu gibi büyütmek anlamına gelir tabii. Bu. Yani 1 Nisan şaka gibi 1 Nisan diye korkutuyor insanları zaten daha da korkutur. Bir şey daha var burada hal yasasındaki yapılacak değişiklik de umut olarak görülüyor ve o kitleye sunuluyor. Hani teröristlere engel olacağız gıda teröristlerine dendi. Bir hazırlık yaptılar biliyoruz zaten var hani hallerde daha doğrusu üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltmaya yönelik bir takım çalışmalar var. Ve bu çalışmaların da bir umut olarak sunulduğunu görüyorum ben. Ben mesela mesleğe ilk başladığım 20 sene öncesinde de bu haberleri yapardık. Hala aynı haberleri yapıyoruz. Ve dolayısıyla şimdi aynı noktada olmamız şaşırtıcı ve hala ikna edici mi toplumu doğrusu bilemiyorum. Şimdi şöyle bir temel sıkıntı var. Bu pazar günü balıkçıya gittim. Hamsi 20 lira. Yani ciddi bir para hamsi. Sordum hayırdır dedim. İşte dedi abi biz bir balıkçıyla çalışıyoruz dedi. İki tane büyük gemisi var dedi. O gidiyor avlıyor ne bulursa gönderiyor bize dedi. Beş gün dedi şeye çıkamamış dedi. Balığa çıkamamış dedi. Altıncı gün çıkmış dedi. Altıncı gün tuttuğu bütün balıkların üstüne 30 tane işçisi var diyor. 30 tane işçisini yevmiyesini eklediği zaman hamsi 20 liraya çıkıyor diyor. Ya bu ekonominin bir gerçeklik alanı. Bunu siz yok sayamazsınız. Burada ciddi bir maliyet var gerçekten. 6 günde siz 7 gün çıksaydınız örneğin 7 ton hamsi avlayacaktınız. Bir gün çıktınız 1 ton. 7 günde bir kez çıkabildiniz 1 ton hamsi avladınız. O zaman mazot parasını, işçinin yevmiye parasını o 1 tona siz eklemek zorundasınız. Bu bir gerçeklik alanı. Kilo fiyatı artıyor. Kilo fiyatı artıyor otomatikman. Yani buradaki anlaşılabilir bir şey. Hiç bir mesele değil. Şimdi bu şey, hal mal yasası, bu devleti ilk kuran insanlar dünyanın en akıllı insanları. Bir kez daha görüyoruz. Niye karma ekonomi demişler? Çünkü devletin de bu piyasada bir şekilde var olmasını istemişler. Hani bizim liberallerimiz hani devlet şunu yapar mı, bunu yapar mı diye böyle ezberden konuşuyorlar ama tabii ki yapmamalı. Ama senin ülken öyle bir ülke değil. Nitekim görüyoruz şimdi yani. Yani bugün bunu en çok savunan insanlar tarafından da görüyoruz. Gerçekten kooperatifçilik, işlevsel bir şey olsaydı, örgütlü bir toplum olsaydık biz işte kooperatifler işlevsel bir halde olsaydılar bunların hiçbirini yaşamazdık. Çünkü niye yaşamazdık? Bir rekabet ortamı olurdu ve o ürün maliyeti net bir şekilde ortaya çıkardı. Şimdi siz onun maliyetini çıkaramıyorsunuz ortaya. Yani büyük, maliyet farklılığı da biraz ondan kaynaklanıyor. Kaynaklanıyor. Yani bir de şu var. Yani büyük marketler çiftçilere ne ekeceklerini söylüyorlar. Yani bir sene öncesinden tüm ürünlerini satın alıp gidiyorlar. Şimdi o ürünü dikip ondan ürün alıp da markete satan insan bile o ürünün ne kadara mal ettiğinin farkında mı acaba? Ondan da emin değiliz. Çünkü tabii. Sadece orada bir emek katıyor. Marketin istediğine. Bir de o büyük marketler hatta dünya tröstleri bütün masraflarını da karşılıyor. İşte tabii, gübresini veriyor. Tohumunu veriyor. Tohumunu veriyor. Şunu ekeceksin diyor. Ve ara ödemelerle bunu götürüyor. Sonra da tarladan alıyor. Dolayısıyla fiyat belirleyen konuma geliyor. Onun yanındaki küçük çiftçi de aynı ürünü ekse kime satacak? Satacak kimsesi yok.
Evet. Şimdi seçimin ana ekseni tabii ki ekonomi olduğu için herhalde biz de bu kadar alakadar olduk. Tabii ki patlıcanın 10 lira olması bu güne kadar, hani demin dedim ya, hal yasasını 20 senedir konuşuyoruz. 20 sene önce de bu haberler yapılıyordu ama hiç patlıcanın 10 lira olduğu haberini yapmamıştık yani. Şimdi böyle bu hal yasasıyla ilgili bir bilgi aktarayım da onun üzerinden belki konuşmak istersiniz. Şimdi bunun kapsamını biraz genişletmişler, genişletiyorlar. Getirilecek yeni düzenlemede dünya gıda tröstlerini de güçlü sermaye olarak adlandırıp onları da bu zincirin içine sokmaya çalışıyorlar. Hani Antalya yöresinde, Akdeniz'de görürüz ya, naylonlarla kaplanmış seralar falan, onları bırakıp daha modern ve büyük sistemli seralar kurmak ve büyük sermaye gruplarını da işin içine katarak buna çözüm bulmaya çalıştığın andan itibaren kendi çiftçini bir kere daha öldürürüz. Tabii, küçük çiftçinin özelliği. Şimdi böyle de bir tehlike var. Hal yasasıyla beraber yeni bir gıda zinciri anlaşıldığı kadarıyla şimdi kurulacak. Bu tehlikeyi zaten var olan tehlikeleri koyalım. Yok hibrit olurlar. Hibrit tohum çıkardılar. Zaten bir sene ürettiğinden yenisini üretemiyor. Bulamıyor. İthal geliyor. Orada buna bir maliyet fazla. Ne diyor biliyor musun Semra? İthal eden tohum diyorlar. Tabii. Kendi ürettiği yerli üründen tohum seneye kullanabilecekken bunları engellediler. Dışarıdan gelen şeylerle, tohumlarla ancak bir sefer ekim yapıyorsun. Şimdi, sonra gidip bir daha tohum almak. Hepimizin etrafında vardır. Yani ben çok sık rastlıyorum. Toprak boş boş duruyor artık. Çünkü yatırdığında bütün emeğini oraya zarar ediyor. Yani o yüzden de boş duruyor o toprak. Sonra ne oluyor? İşte şehirler genişledikçe, Ankara'nın etrafı için söylüyorum. Geliyor adam residence yapıyor, bilmem ne yapıyor. Tarla gitti sana. Şimdi ekilebilir alanları azalttığımız gibi bir yandan da bu tür sorunlarla yenisini de bu yasayla eklersek canım sosyal yardım bir kültür bu yani. Sonuçta bir tarım kültürünü yok etmiş oluyoruz. Hem işlevsiz hale getiriyorsun, hem birer AKP seçmeni haline getiriyorsun. Bir de işin siyasi boyutu var. Şimdi bir de işin doyma boyutu var. Hani bütün dünyada işte gıda krizi, su krizi, şu krizi, bu krizi diye hazırlıklar var gelecek dünyaya ilişkin. Türkiye bütün bunları pas geçiyor. Böyle yaparak pas geçiyor. Bu kültürün bence yok oluşu da ayrı hadise. Şimdi ben çocukluğumdan bahçe bilirim. İşte bana bile öğretilmiş toprak bilgisi vardır. Ama o çiftçi çocuğuna bu bilgiyi aktarmadığı zaman o bilgi gitti, kayboldu gitti. Tabii. Bence en büyük tehlikelerden birisi hafıza, de bu. Hafıza, birikim, deneyim yok oluyor. Yani düşünsenize eskiden hani dünyada kıyamet kopsa bize bir şey olmaz diye bir cümle duyardık hep büyüklerimizden. Niye? Tarım çünkü ülkesiyiz. Tarım, kendi kendimize yeterdik. Yani düşünsenize doğuda, güneydoğuda, hatta Karadeniz'in bazı yerlerinde köylerle 6 ay, 7 ay ulaşım kesilirdi. Ama yazın stokladıkları, o kendilerinin ürettikleri et, sütten bağımsız olarak söylüyorum, kurutulmuş meyveler, sebzeler, işte buğdaylar, şunlarla bunlarla hayatları dönerdi. Tabii. Yani dönerdi. Şimdi öyle bir şey var mı? Hayır, yok. Yani köyler artık nostaljik, işte yaşlı insanların gidip işte kendi gençliklerini hatırladıkları bir yer haline geldi. Bu politikasızlıktan, yani bir plansızlıktan, politikasızlıktan, işte güneye gittiğiniz zaman en verimli topraklarımızda yatay apartmanlar görüyorsunuz. İşte yılda 10 gün 15 kullanılan yazlıklar haline dönüştürdüler. Dünyanın hiçbirinde bunu yapamazsınız. İşte Ankara'da sen söylüyorsun, bir buğday deposu olması gereken bir yerde biz buğday ithal ediyoruz. Çünkü niye? Oraların hepsi birer konut alanı haline dönüştürüldü. Hı hı. Yani verimli toprakların hepsini siz böyle harcarsanız dışa bağımlı olursunuz. Yani Rusya'dan da, Amerika'dan da, Amerika'dan siz buğday alıyorsunuz. Ya bu dramdır yani, her şeyin ötesinde. Yani ileriye doğru bir hazırlık var mı? Yok, işte görüyoruz. Mevcut hükümetimiz seçimi kotarmanın peşinde. Bir seçimden seçime zaten önlemler var. Bir şey yapıyor, olmuyor. Tekrar onu başka türlü yapboz yapıyor. Tekrar düzeltiyor. İşte soğanın fiyatı yükseliyor, soğan ithal edelim. Şimdi soğan üreten çiftçilerin yerinde olsam ben bir daha hayatım boyunca soğan muanda ekmem. Hadi bir hepsini ithal et bakalım ne olacak. Aynı şey patatesçi yapsa, aynı şey domatesçi yapsa ne olur? Ayrıca da şimdi şu an çiftçinin eğilimi genelde kooperatifleşme olmadığı için Türkiye'de, tabii, hani örgütlü bir tavır olmadığı için çiftçinin eğilimi genelde bu sene işte soğan mı çok para getiriyor, ihtiyaç var. Seneye tabii, herkes tabii soğan ekiyor. Tütünde falan benzer şeyler tabii oluyor. Tabii rekolte belirleme şeyine masrafı göre karşılamıyor falan. Dolayısıyla seneyeden korkarım. Yine plansız olacağı için seneye kim ne ekecek ya da ekebilecek gücü bulacak mı? Şimdiden ona hazırlanmak ama lazım. Ama işte söylediğimiz o şeyler eksik. Sedat'ın da tam işaret ettiği gibi palyatif tedbirler ve seçime dönük seçim tedbirler. Seçim odaklı. Dolayısıyla bunu eğer sen tarımı temelinden yeniden ve gerçekçi bir şekilde şekillendirmezsen şimdi sonra tekrar yaşanacak. Örnek verirler, yüz ölçüm. Bizim Konya kadar bir yer Hollanda. Tarım ihracatı bizim tarım ihracatımızın 4 misli falan.
toplam ihracatımız bizim toplam ihracatımız kadar tarımsal ürün ihraç ediyor. Bir makalede okudum, çok güzel anlatıyor. Adam Hollanda'dan bir tane toprak almış, işte toprağı ekecek. Sormuş ben buraya ne ekerim diye, kooperatife gideceksin demişler. Kooperatife gitmiş, demiş ki ben buraya bir şey ekmek istiyorum. Hop demiş ya, öyle kafana göre ekemezsin, bir toprak analizini yapalım. Kooperatif gitmiş, toprak analizini yapmış, sen buraya şu ürünleri ekersin demişler. İyi ben gideyim ekeyim demiş. Hop demiş, bir dakika nereye gidiyorsun? Tohumunu biz sana sağlayacağız demiş. Kafana göre tohum alıp da ekemezsin. Çünkü melezlenir, kendi buldukları kaliteli ürün bir anda melezlendiği için öbürü baskın gelebilir ve kaliteli tohum ikinci plana katabilir, kalabilir. Neyse ekmişler. Tam biçileceği zaman kooperatif gelmiş demiş ki tamam demiş sen elleme senin ürünün oldu. Ne yapacağız demiş. Biz biçeceğiz, satacağız ürünü. Senin bankadaki hesabına yatıracağız. Yani kooperatif. Yani bizimkilerin cıs dedikleri kooperatif. Hani sadece Hollanda kendi ülkesinde yapmıyor bunu. Afrika'nın en verimli ülkelerinde Uganda'da, Kenya'da çiçek yetiştiriyor. Orada yetiştirdiği çiçekçi Hollanda ürünü olarak sana satıyor. Amerika'ya satıyor. Avrupa'nın muhtelif ülkelerine satıyor. Yani kendi tarım üretimini yurt dışına da göndermiş vaziyette. Biz bir ara çok tartışmıştık. Sudan'da bilmem kaç milyon metrekare toprak aldık. Ne yaptık arkadaş onu? İşte patlıcan ekseydik oraya. İklimi de elverişli. Şimdi patlıcanı 2 liraya iyi olurduk. Niye? Niye aldık biz o toprağı? Hayır, ayrıca da yani 100 yıllığına kiraladık. Toprak yoksunu bir ülke, onunki tabii mantıklı, açıklanabilir bir adamlar şey. Vatan toprak yani üretmişler. Yani önceleri o yel değirmenileri, şimdi elektrikli motorlarla. Çünkü çalışmadığı zaman, suyu boşaltmadıkları zaman toprak diye bir şeyler yok. Vatanları yok adamlar. Yani bir de üstelik de yeni bir şey keşfetmiyorlar ki. Tabii. Var olan bilgiyi kullanıyorlar. Üstüne koyarak. Stratejik bir alan gıda ve bu stratejik alanda savunma mekanizması yok Türkiye'de. Niye? Çünkü örgütlü değil. Ve kooperatif cız. Cız tabii canım. Örgütlenmek için. Evet yani şimdi neyse ki Tanzim Satış'la Tansa modeli hatırlandı. Belki yeni uygulamalar evet. Belediye seçimi ya hani önümüzdeki süreç ama gelebilir. Ama kurumsal bir yapıydı Tansalar, Tansaçlar. Bu öyle bir şey değil ki çadır tabii, kuruyor belediyenin. Direkt üreticiden alıyordu. Üreticiden aldığı ürünü satıyordu zaten. Şimdi sen gene toptancıdan alıyorsun. Farkını belediye cebinden ödüyor. Bir anlamı yok ki bunun. Şimdi bizim de yurttaşımız yazık. Orada sıraya girecek. 3 saat 5 saat bekleyip ucuz gıda alacak diye mutlu oluyor. Aslında mutlu olması gereken bunun model olarak kendini sunulması. Çünkü niye seçim atmosferindeyiz? Bunu niye konuşuyoruz? Demin yanım kaldı. Şu çizelgeyi bir daha alalım hızlıca. %2017'de çünkü ekonomik sorunla ilgili başlık 2017 yılında %30 değerlendirilmiş. İşsizlik, hayat pahalılığı hepsini birden toplayınca 2018'de %51 olmuş. Yarı yarıya ekonomi almış zaten sorunlar bazında. Ankara, İstanbul, İzmir'e bakalım. Hemen ikinci tabloya da bakalım hızlıca. İkinci tabloda da bu ekonomik boyutun İstanbul'da yine öne çıktığını, Ankara'da altyapı sorunlarının öne çıktığını, İzmir'de de altyapı sorunlarının öne çıktığını görüyoruz. Çok ilginç bir şey. Bu da hani seçim ya hani o bağlamda dikkatlerinize gelsin. Seçimi çok güzel bağladın. Şimdi bu altyapı sorunlarından yola çıkarsak Ankara, İstanbul, İzmir'de seçimi kim kazanır? Kolay bir soru. Ne var bunda? Güzel soru aslında. Yani hükümet çok boş bırakacağı kanısında değilim Ankara'da, İstanbul'da. Nitekim görüyoruz. Çünkü bunların politik değil aynı zamanda psikolojik kıymetleri de var iktidar açısından. Hani bir aldıkları oyun oransal olarak psikolojik bir etkisi var. Yani %50'nin altına düştükleri zaman blok olarak söylüyorum MHP ile AK Parti'ye. Bu psikoloji pek çok tartışma getirecektir yanında. Siyasi tartışma getirecektir yanında. O yüzden bir %50, bir de Ankara, İstanbul'un ben sadece politik değil aynı zamanda psikolojik etkileri olacağını düşünüyorum. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu ben hani tanımıyordum. Bir ilçe belediye başkanı olarak yorumluyordum. Bisiklet düşüklüğü var diyordum çünkü karşısında meclis başkanı, görünürde meclis başkanı. Eski başbakan filan. Meclis ama bir de fiili olarak semt semt dolaşacak bir cumhurbaşkanı var karşısında rakip olarak. Yani İstanbul'da ben biliyorum sadece semt semt dolaşacak şimdi. İstanbul'u çok bırakmak istemeyecek. Ama Ekrem İmamoğlu üstüne koyarak gidiyor. Burada da en büyük avantajı şu, muhalefetin bir muhalefet etme motivasyonu var. Yani ve zemin de uygun. Yani hava şartları da işte zeminde futbol oynamaya, muhalefet yapmaya müsait. Bu İstanbul'da bir heyecan yaratmış, rüzgar yaratmış gözüküyor. Yani bunun sokaklarına kadar yansımış vaziyette gözüküyor. Ankara'da biraz daha muhalefet avantajlı. Çünkü Mansur Yavaş diye daha önceki seçimde %43 almış ve aradan geçen 5 yıl içinde bu %43'ün oy vermesinin nedenini ortadan kalkacak herhangi bir şey yapmamış bir aday Mansur Yavaş. Yani %43'ü muhafaza ettiğini çok rahat söyleyebileceğimiz bir aday.
Yani AKP seçmenine de sıcak bakıyor. Gelebilecek bir aday. %8 MHP'nin oyu var. Bir MHP'nin %8'inin büyük bir kısmına da sıcak gelebilecek bir aday. Bir de karşısında önceden Melik Gökçek varken şimdi Özaseki var. Özaseki onun daha, da bir avantaj olduğu söylenir. Mansur Yavaş tarafından tabii, bakıldığında. Özaseki bu daha, eksikliği, sözünü kestim ama bu eksikliği fark eden AKP iki tane de bakanı taktı Özaseki'nin peşine. Tabii. Kuvvet takviye, vermek için. Takviye yaptı. Yani Süleyman Soylu'yla örneğin, çünkü Mansur Yavaş'a oy verme eğilimi yüksek, milliyetçi oyların gitme eğilimi yüksek. Onları konsolide ederek Özaseki'ye yönlendirebilir miyim peşinde Süleyman Soylu üzerinden, bunu yapmaya çalışıyorlar. Süleyman Soylu'yu niye aday yapmadılar? O zaman soru bu. Demek ki daha başka operasyonel işleri vardı Süleyman Soylu'nun o bakan koltuğunda oturması gerekiyordu ki Özaseki'yi getirdiler. Çünkü Özaseki Ankara için hani AK Parti'nin zihin dünyası açısından bakıyorum çok ilk sıralarda gelecek bir isim değil. Yani İstanbul'a Binali Yıldırım'ı koyan tercihin Ankara'ya Özaseki'yi koyması şaşırtıcıydı zaten. Nitekim işte bir dönem Melik Gökçek Özaseki'den yana pozisyon almaya kalkıştı ama Özaseki yanında istemedi. Çünkü getirisinden daha çok götürüsü olduğunu gördü Melik Gökçek'in. Bunu seçimde göreceğiz. Ben hala Melik Gökçek'in hangi tarafta yer alırsa alsın oraya 3-5 oy etkileyebileceğini düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Şundan, 23,5 yıldır bu kenti yönetiyor. Kendi kuşaklarını tabii, yarattı. Tabii kendi kuşaklarını yarattı. Sadece kendi kuşaklarını politik olarak yaratmadı, ekonomik olarak da yarattı. Yani bir kitlesi var öyle ya da böyle. Bu sandığa gittiği zaman Melik Gökçek'in pozisyonuna göre tercihte bulunacak bir kitlesi olduğunu düşünüyorum ben. Bu kadar şey miydi? Yani bu kadar seçmen nezdinde değeri olan birisi de niye aday yapılmadı? Seçmen de yorulmuştu Melik Gökçek'ten. Parti de yorulmuştu. Yani yıpranmış bir adaydı. Çıksaydı belki Özaseki'den daha az oy alma ihtimali de yüksekti. Nitekim AK Parti'nin yönetici tayfası bu işleri iyi biliyor. Bunları hepsini bir mühendislik çalışmasıyla ölçmüş, biçmiştir. Ama Ankara'da ben çok AK Parti'nin şans olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü bir hani Mansur Yavaş geçen sefer bir de muhafazakar seçmenin hoşuna gidecek bir mağduriyet öyküsü de var. Yani kazanmış ama son anda işte bir takım oyunlarla elinden belediye başkanlığı alınmış gibi bir mağduriyetin üzerinde de oturuyor Mansur Yavaş. Bunun yanında çok böyle politik kimlik yerine daha yapıcı, daha pozitif bir siyasetle ortaya çıkıyor ki aynısını şeyde de görüyoruz şimdi. Özaseki'de de görüyoruz. Oysa ki bu seçimler, daha önceki seçimleri Melik Gökçek agresif tavrıyla alıyordu. Böyle kutuplaştırıcı, işte sağ sol bloklaşmasıyla seçimleri kazanıyordu. Şimdi tam tersini görüyoruz Özaseki'de. Çünkü bu sefer muhalefet oyun kurdu. Muhalefetin kurduğu oyuna iktidar uymak zorunda kalıyor. Yani ilk kez Ankara'da, anketlerde öyle söylüyor, iktidarın geride başladığı bir yarış söz konusu. Ve o açığı kapatması gerekiyor şimdi iktidarın. Nasıl kapatacak? İşte senin söylediğin gibi İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı sahaya sürüyor. Bunlar çünkü hani Ankara'nın merkezinde çok etkili olmazlar ama ilçelere, köylere, milliyetçi muhafazakar oylara. O ay bir de karşınızda devleti gördüğünüz zaman sizin kafanız karışır. Yani onlar sadece siyasi kimliklerle gitmiyorlar. Bir de devleti tabii yönetici kimlikleri var. Biri İçişleri Bakanı, biri Adalet Bakanı. Süleyman Soylu da konuşmalarında, ilçelerde yaptığı konuşmalarda sürekli bakanlığıyla ilgili icraatlardan vurgular yapıyor. İşte şu kadar FETÖ'cü büyük operasyon olacak astık, dedi. Kestik. Tabii Ankara'nın içeriğinde de yaptığı konuşmalarda söyledi bunu. Parti devleti görüntüsünü sahaya taşıyorlar yine her zaman. Tabii işte gibi. Bombalı araç yakaladık, kıskıvrak ele geçirdik, tabii, şu kadar uyuşturucu falan. Bütün bunlar bakanlık icraatı söylemler. Özellikle HDP üzerinden de CHP'yi birleştirerek sert söylemleri var. Sert söylem sahibi olarak ve milliyetçi söylem sahibi olarak anlaşıldığı kadarıyla Soylu dolaşıyor. Bugün Yeni Çağ gazetesinde manşetteydi Özaseki'nin sözleri, aynı zamanda lafın geldiği yer orası. Çünkü Özaseki bir yandan da HDP ile CHP ve İYİ Parti'yi bir arada gösterme çabası sergilerken AKP, başka bir partinin kazanma olasılığını gördüğümüz anda adayımızı çekeriz demiş. Şimdi bir yandan da genel olarak hani Özaseki de kendini başka bir pozisyon kurarak kendini AKP'de güçlü isim gibi yansıtıcı cümle. Bunu Özaseki'nin söylemesi, şu MHP ile ittifakı bu Özaseki kotardı. Yani Melih de orada yardımcı oldu ama Özaseki kotardı. Hala Özaseki yürütüyor MHP ile bu ittifak işbirliği görüşmelerini. Şimdi ona yakın il ve ilçede, yani bir tanesi Iğdır, bir tanesi Kars, hatta Isparta ile Kütahya'nın olduğu da söyleniyor. Buralarda da adayı teke indirmek gibi bir çabaları var. 10 civarında ilden söz ettiler. Yani evet.
Buralardaki görüşmeler demek ki hala devam ediyor. Esas ki bunu söyledi Semih Yalçın da. Bunu onayladı, bazı şeyler yapabiliriz. İşbirliği açısından. 19'una kadar şey var. Çünkü anketlere baktıkları zaman yani kıl payı kaybettikleri yerde örneğin hani artık şey olmayacak orada, bir hani AK Partili mi olsun MHP'li mi olsun tartışması olmayacak. Cumhur İttifakı'ndan birisi olsun tartışması olacak. Bir de bunu Cumhur İttifakı'nda bu kararları almak çok kolay. Sonuçta hiç kimsenin itiraz etmeyeceği kararlar alan iki kişi var. Bir tanesi Devlet Bahçeli, bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan. Yani öbür tarafa baktığınız zaman, İyi Parti CHP ittifakına baktığınız zaman, bir yeri konuştuğunuz zaman önce İyi Parti'nin içinde müthiş bir tartışma süreci başlıyor. Ardından da hemen CHP'nin içinde müthiş bir tartışma süreci başlıyor. Yani kendi içindeki tartışmaları bile ortadan kaldırmayan iki tane partiden söz ediyoruz. Kendi içindeki tartışmaları bitirmeden bir araya geldikleri zaman o tartışmalar ikiye katlanarak devam ediyor. Bu sonra anlamda da liderlere yetki veriliyor. Liderler oturuyorlar, bu diyorlar. O da tartışmayı bitirmiyor. Hadi diyor ittifak yapmayalım bu zamanın içinde. Mersin'de gördük bunu. Hadi ittifak yapmayalım o zaman diyor. Ayrı ayrı. Şimdi Mersin'de karşı taraf blok ama bu tarafta parçalanmış, ikiye üçe bölünmüş bir oylar var. Şimdi o yüzden hani bu Cumhur İttifakı bu avantajını kullanacaktır muhtemelen. Yani bu sadece başkanlıklarda değil, belediye meclis üyelikleri de var. Yani şimdi oralar nasıl olacak? Oralar da bir sıkıntı. Ama burada bir yandan da bence şu test olacak bu seçimde. Şimdi daha önceki seçimlerde sahada ister liderler anlaşsın ister anlaşmasın, CHP seçmeninin zaten bir alışkanlığı, demokratik bir kültürü var. Güçlü olana ya da seçtirmek istediğine, Adana'da olduğu gibi stratejik oy kullanıyor. Diğer taraftaysa Millet İttifakı böyleyken, diğer taraftaysa liderlerin dediği oluyor. Ama şimdi liderlerin dediği sahaya ne kadar yansıyacak onu göreceğiz. Doğrusu orada tereddütler var. AKP içinde, MHP içinde. Bu dediğin çok doğru. Yani MHP için bir şey söyleyemem ama AK Parti'nin içinin de çok böyle homojen, çok rahat bir parti olmadığı kanısındayım. Hala şimdiden konuşuyoruz seçimlerde. Beklediğinin altında oy alırsa, İşte AK Parti'nin içinde ya da AK Parti'de daha önce yer almış yeni partiler. Yani örneğin MHP için bunlar söz konusu değil. Çünkü MHP kendine bir strateji belirlemiş vaziyette ve kendi yukarıdan aşağıya bütün... Az olsun benim olsun. Organize de etmiş vaziyette. Beklenti çıtası da yüksek. Yani MHP bu seçimin şimdiden kazananı, yani hiç tereddütsüz söylüyorum, şimdiden kazananı MHP'dir. 4-5 parti içinde. Şimdi AK Parti'de de aynı sıkıntı var. Diğerlerinde de sıkıntı var. Yerel seçimin kendine özgü özellikleri var tabii ki. Yani seçmen birazcık da tercihini de yaparken akrabalık ilişkilerine bakıyor, hizmetine bakıyor. Parti birazcık da ikinci planda geliyor. Her ne kadar yerele aşan bir seçim önümüzde duruyor olsa da çok lokalde bunları dikkat edecekleri kanısındayım. Ama şunu gördük. Öyle ya da böyle Devlet Bahçeli partisinin tabanına hakim. Yani bunu nerede gördük? İşte Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. MHP tabanının en zor oy vereceği isim Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yani 2 yıl öncesi için söylüyorum ama %10'luk, %11'lik oyunu götürdü Recep Tayyip Erdoğan'a, verdirmeyi başardı Devlet Bahçeli. Yani şimdi yerel seçimde bu tabanını aynı şekilde mobilize edebilir mi? Ya da mobilize etmek için zorlar mı? Zorlarsa çünkü bir takım patlamalar yaşanabilir. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar da örneğin gördük. İşte Ordu özel örneğinde Cemal Engin tabana ilişkin bir takım itirazları var. Bunları da görüyoruz. Bunlar ufak tefek yaşanıyor MHP'de. Yani bunlar bir organize olup da Cumhur İttifakı'nın karşısındaki adaya yönlenir mi? Ankara'da yönlenme ihtimali yüksek. Çünkü niye? Mansur Yavaş var. Yani İstanbul'a gittiği zaman örneğin Devlet Bahçeli Binali Yıldırım'la ilgili çok övücü sözler söyledi. Ama Ankara'da Özaseki'yle bir fotoğraf karesine girdi. O kadar. Cümle duymadık. Yani Binali Yıldırım'ın ne devlet adamlığı kaldı, ne yaptığı hizmetler kaldı ama Özaseki ile ilgili işte adayımızdır, hayırlı uğurlu olsun dedi, çıktı gitti. Şimdi bunu taban muhtemelen dolaylı bir Mansur Yavaş desteği olarak algılar. Ben öyle görüyorum. Yani şimdi bunların hepsine baktığın zaman senin söylediğin şey ortaya çıkabilir. Ufak tefek siyasette böyle karşılığı farklı anlanabilecek mesajlar çıktığı zaman oradaki seçmen aradığını bulur, otomatikman yani o güne kadar desteklediği partinin dışındaki adaya da götürüp oy verebilirler. Ağırlıklı olarak da herhalde hani lafın başında konuştuğumuz ekonomik krizin yansıması etkili olacak. Tabii bir de HDP oylarını da unutmamak lazım. Tabii. Yani %11'lik, %12'lik Türkiye genelinde bir oy. İstanbul'da %12 oyu var, Ankara'da da %3'e yakın bir oyları var. Şimdi burada da bir HDP oylarında, yani daha doğrusu HDP'nin temsil ettiği Kürt oylarında da bir AK Parti karşıtlığı çok net gözüküyor. Yani ekonomik kaygılardan daha öte. Şimdi herhangi bir AK Parti'nin adayına bu oyların gidebileceğini bilse
örneğin Recep Tayyip Erdoğan, oraya kesinlikle bir hamle yapar. Ama burada MHP ile kendisine konsolide ettiği oylar garanti olduğu için hiç o alana girmiyor. Oradaki oylar da otomatikman AK Parti ya da AK Parti MHP bloğunun karşısında kazanma ihtimali hangi partideyse ona doğru yönlenecek. Nitekim HDP yönetiminde bunu açıkça söyledi. AK Parti MHP bloğunu geriletecek, bütün adaylara oy veririz dedi. Hani İYİ Parti ile bir sürtüşme, bir tartışma yaşadılar ama AK Parti MHP bloğunun karşısındaki İYİ Parti adayına da ben HDP'nin oylarının gideceğini düşünenlerdenim. Ya, enteresan. Peki tam bu noktada genel siyaset üzerine bir değerlendirme yapar mısın? Yani karşıtlıklar üzerine bir siyasetten söz ediyoruz. Evet. İşte İYİ Parti farklı ideolojik hedefleri olan, kendini tanımlarken milliyetçi ve muhafazakar olarak tanımlayan bir parti. CHP kendini sosyal demokrat bir parti olarak tanımlıyor. Fakat bu ikisi bir araya geliyor. Ama Ankara'da örneğin ben ülkücüyüm diye Mansur Yavaş'ı aday olarak gösterebiliyor. Şimdi öbür tarafta hani dini değerleri de biraz öne çıkartarak çıkartan bir aday gösteriliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Yani Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset mi kurgulanıyor muhalefet tarafından bakıldığında? Öbür tarafta Recep Tayyip Erdoğan etrafında şekillenen bir siyaset üslubunun içinde mi? Tabii yani bu dediğin doğru. Bu dediğin aslında çok da güzel, temeli olan bir tartışma. Bunu bir tartışmak lazım. Hani birazcık fazla entelektüel kalabilir belki pek çok kesim için ama bunu tartışmak lazım. 8 yıldır, 9 yıldır bu tartışılıyor. Bir bakıyorsunuz işte evet hayır bloğunda da bunu gördük. Bir anayasa referandumu yapılıyor. Anayasa değişmesin, anayasanın değişmesini istemeyen blokta olan kitlelere bakın, yani gruplara bakın. Bu anayasal düzeni değiştirmeye çalışan İslamcılar. Bu anayasal düzeni ellerinden gelirse yıkıp yok yeksan edecek Kürtler. Bu anayasal düzene itirazları olan ve bunun için sistemle sürekli cebelleşen sosyalistler, komünistler bu anayasal düzene sahip çıkmak için referandumda bir araya geldiler, hayır oyu verdiler. Bu siyaseten sağlıklı bir hal midir? Değildir. Ama niye? Şu, aynı şeyi şimdi yaşıyoruz. İYİ Parti ile CHP'nin bir araya gelmesi bir tercih değil, mecburiyet. İktidar partisini siz dünya kadar oy alıyorsunuz ama yanınıza MHP'yi almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü niye? Çıtanız 50. 50'nin, yerel seçimde örneğin 50 diye bir çıtanızın olmaması lazım. Yani alırsınız şeyleri, belediyeleri alırsınız, alamazsınız. Belediyeleri başka partiler yönetir. Siz ülkeyi tekrar yönetmeye devam edersiniz ama değil. Hayır, mutlak iktidar olan halinden kaçırmak istemeyen bir üç büyük AK Parti, şehir mesajı vermek istiyor herhalde. Hepsini almak istiyor. Çünkü şeyi değil yani, muhtarlığı bile almak istiyor. O derece yani. Mutlak iktidarından herhangi bir fire vermek istemiyor. Bu MHP ile ittifak yapınca, bu da MHP'nin politik geleceği açısından da çok önemli. Varlık yokluk meselesi. Çünkü 24 Haziran'da AK Parti ittifak yapmasaydı şimdi biz MHP'nin başka hallerini konuşuyor olurduk. Şimdi bunlar böyle yapınca otomatikman siz de karşınızda, hani içinize sinsin, sinmesin, politik olarak örtüşün ya da örtüşmeyin, ittifak kotarmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen referandumda olduğu gibi. Ya bu bir sağlık göstergesi mi? Baktığınız zaman hoş, farklı görüşteki insanların bir araya gelmesi gerçekten hoş. Niye kavga edelim? Yani bu insanlar işte bir araya geldikleri zaman zaten zenginleşirler ama bu insanların bir araya gelmeleri çok temel bir nedenden dolayı. Bir, hukuk istiyorlar. İnsan haklarına sahip çıkıyorlar, demokrasiye sahip çıkıyorlar. Ha, bunları açtıktan sonra sağcıyla solcu, üretim araçlarının mülkiyetini tartışmaya başlarlar. Biz oralarda değiliz. Yani tüm dünyanın birkaç yüzyıl önce açtığı noktadayız biz. Yani hukuku, rafine bir hukuk devleti olalım, işleyen bir demokrasimiz olsun, insan haklarına saygılı bir devlet organizasyonumuz olsun peşindesin. Bunu yaptıktan sonra işte emek sermaye çelişkisini konuşacağız, üretim araçlarının mülkiyetini konuşacağız, sağa solu konuşacağız. Taşlar yerine oturacak değiliz. Daha. Ve bu tartışma, yani sağın solunun bir arada olması herhangi bir tartışma yaratmıyor. Takip sadece bir varlık ortaya koyuyor. İnsanı kısırlaştırır. Yani düşünce dünyamızı fakirleştirir. Tartışma geliştirir. Yani bütün insanlar aynı düşüncede olsaydı dünyanın yuvarlak olduğuna şu gün hiçbirimiz inanıyor olmazdık. Başka şeylere inanıyor olurduk. Farklı düşünceler olmazsa böyle olur. Ama dediğim gibi bu bir Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine kurguladığı bir politik pozisyon. Kimlik, bu pozisyon karşısında da otomatikman siz de kurguluyor. Siz de onun dışına çıkamıyorsunuz. Bir de işin tehlikeli boyutu kimlik siyasetiyle biraz daha işi de çatışmacı bir uslukla tabii, da götürünce. O çok tehlikeli. Yani örneğin demokrasiyle hiç yakın 6 milyon, değil yani. 6 milyon oy almış Kürtlerin sivil siyasetinin unsuru bir siyasi parti var. Siz durmadan bunu itiyorsunuz, kakıyorsunuz. Yani bunlar ısrarla Türkiye'deki siyasete katılmak istiyorlar. Sivil siyasete katılmak istiyorlar. Zaten anayasal ve yasalarla çizilmiş siyaset alanındalar. Onun dışına çıktığı zaman zaten yargınız, polisiniz gerekeni yapıyor.
Hiç burada tereddüt yok. O yüzden o alanın içinde olduklarını ben düşünüyorum. Her şeye rağmen, sizin bu kadar ötekileştirmenize rağmen, itimiz kalk taktığımıza rağmen 94 tane, 95 tane belediye, seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atamanıza rağmen ısrarla gelip sivil siyasetin çalışmasını istiyorlar. Aday gösteriyorlar. Yerel seçimlerde varız diyorlar. Sivil siyasetle burada yer almaya çalışıyorlar. Milletvekili seçiminde de aynısı yapıyorlar. Biz parlamentoya geleceğiz. Parlamentoda temsil hakkımızı kullanacağız diyorlar. Yani saçmalayacaksak da parlamentoda saçmalayacağız diyorlar. Bütün bunları yapan bir sivil siyaseti var Kürtleri temsil eden. Ve siz bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bu ortadan kalktığı zaman Kürtlerin kendi dertlerini, itirazlarını, taleplerini dile getirebilecekleri tek bir yapı kalıyor. O da Kandil, terör. Yani tercihiniz bu olursa bu tehlikeli bir tercihtir. Ve doğru bir tercih değildir. Evet. Ötekileştirici sadece HDP açısından da değil, Kürt tabii, seçmen var, açısından tabii. da değil. Genel olarak toplumu ötekileştirici. Şimdi bir de ekonomik sıkıntıda bile gıda teröristi, hain, yani laflar böyle olunca tabii bunlar dile gelince çatışmacı bir yani hava. Hoş işte şeyler kendi, değil. Kendi seçmenini konsolide etmek için diğer tarafı da ötekileştirmek mecburiyeti var siyaseten. Ya da taktiksel olarak bir arada tutabilmek için daha sert ve keskin söylemlere ihtiyacı var. Bunların hepsini kuramsal. Biz vatanseveriz, bizim karşımızdakiler kendiliğinden bu sefer terörist oluyor yani. Tabii bunların hepsi kuramsal olarak siyaset bilimiyle ilgili insanların hepsinin kitaplarından mevcut. Yani uzun uzun alıntılamayalım. Yani bunlar ilk kez Türkiye'de yaşanıyor değil. Ama bunlar yaşandığı yerlerde de herhangi bir mutluluk, huzur getirmiş sistemler değiller. Yani çok net. Evet, yani hayır olsun diyelim, bir seçime mi gidiyoruz, neye gidiyoruz belli değil. 1 Nisan şaka hayır, gibi 1 Nisan olacak. Şimdi Semra şöyle bir sıkıntı var, hani seçimler bir demokrasi aracı olarak, aygıtı olarak baktığınız zaman bu ülkede çok seçim yapıldı. Bütün o yapılan seçimlerden sonra demokraside geldiğimiz nokta burasıysa bunların tamamı patinaj, hiçbir şey yaramamış. Yani en büyük dram bu. Yani, bir izleyenimiz demiş ki bu arada belki bir hayrı olacak bu tartışmanın, fiyat artışlarının. Kentlere göçenler köylere geri dönecek belki de. Ama İstanbul'dan hayır gidişler artmış. Tabii. Yani İstanbul'un nüfusu azalıyor. İzmir'e anlamda. Gidiyorlar ama. Hani çok küçük rakamlarla ama işte sahil kentlerine. Özellikle İzmir göç alıyor bu anlamda. Son yıllarda dikkat çeken sirkülasyon orada. Gelenden fazla giden var. İşte diyelim ki 300 bin kişi gelmiş İstanbul'a, 400 bin kişi gitmiş gibi. Tabii yaşam koşulları ağırlaşıyor, kolay değil. Büyük şehrin sıkıntılarını falan tabii. Sert yaşıyor insanlar. Dolayısıyla hani bu siyasetteki gerginlik toplumsal katmanlarda da gerginliğe yol açtığı için insanlarda genel bir mutsuzluk havası da var ve gelecek endişesi de var kendiliğinden. Yapılan anketlerle de öyle sonuçlar çıkıyor. Bu da görünüyor. Ya çok merak ettiğim bir şey var da anlayamadığım için süre az galiba ama yani. Evet, az. Dün şimdi dedik ya Erdoğan sahaya iniyor. Zaten Ankara'da hani ÖSAS'taki düşük profil kaldı ama Erdoğan iki bakanın haricinde zaten destek olucu açıklamalar yapacak. Sincan ve Keçiören'de 4 lira bozuk parası olanı geçirmişler alana. 5 lira olanı git tümlet kağıt parayla gel demişler. Cüzdanlarına varana kadar insanları aramışlar. Bugün Cumhuriyet Gazetesi böyle bir haber yapmıştı. Hayır, hiç anlayamadım. Ne oldu? Para mı atacaklardı millet orada? Ne nasıl bir önlemdir bu? Hakikaten anlayamadım. Stadyumlarda var bu. Orada var, işte Kızılay ya da böyle yardım kuruşlarının şeylerini atıyorsunuz. Hani ama futbol fanatikleri o paraları atıyorlar sahaya ama o kadar yol kat edip Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemeye gelen insanların Recep Tayyip Erdoğan'a bozuk para atacaklarına ben çok inanmıyorum. 4 lira varsa zaten adamın cebinde sadece. O 4 lira çok kıymetlidir, onu hiçbir yere atmaz. Gitsin bir kilo soğan alsın. Hayır bu tanzim satıştan. Bir yandan da hani herhalde bir çekiniyorlar mı o zaman? Bunun göstergesi oluyor. Yani protesto edilmekten çekiniyor o şimdi zaman. Şimdi bu biraz önce Rahmi'nin anlattığı hani böyle kuramsal olarak siyaset bilimine ilişkin, siyasal sistemlere ilişkin kitaplarda yer alan şeylerden bir tanesi budur. Korku kitleleri yönetmek için en kolay yöntemdir. Yani güvenlik önlemlerinin abartılması sadece kendilerine yönelik bir önlem değildir. De karşı tarafa mesajdır. Taktiksel. Yani düşünsenize şurada kafanızda direkt helikopter dolaşsa sizin de dengeniz bozulur. Yani şurada masaların altına falan girersiniz bir süre sonra. Peki masanın altına ve şeyi sormazsınız o zaman patlıcanın fiyatını merak etmezsiniz. Tabii. Soğanın fiyatını çünkü da farklı. Can güvenliği, İllüzyon gibi. Yaşam hakkı i̇şte, en öncelikli işte konu haline gelir. İşte o kitaplarda bunlar yazıyor. Evet. Canbaza bak. O kitapları tavsiye edelim. Biz masanın üstünde kalalım ve doğru kalalım. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimiz yarın saat 16'da yine karşınızda oluruz. Esen kalın.